birazcık heyecanlıyım. Niye biliyor musunuz? Çünkü ben yarın ani bir kararla Bulgaristan'a gitme kararı aldım. Yarın Bulgaristan'a gidiyorum. Bulgaristan'a giderken birkaç tane işlem yapılması gerekiyor yurt dışına çıkacağım için. PCR testi yaptırmaya gidiyoruz şu anda. MC Hospital'a gideceğiz gibi duruyor. Bir bakalım şimdi. Arabanın işte yeşil pasaportu, yurt dışına çıkabilmesi için yeşil pasaport yapılması lazımdı. Onu yaptırdık. Burnuma bir şey sokacaklar. Biraz heyecanlıyım. Bakalım onu çekebilirsem size çekeceğim. Evet, şimdi hastaneden çıktık. İzin vermediler şey yaparken. Adam dedi ki yasak, yalan. Bankomattaki dedi ki o izin verirse yaparsınız, bir şey olmaz dedi. O dedi ki yasak. Ben dedim ki yasak değil, siz izin vermiyor olabilirsiniz. Tamam ama yasak değil, bunu biliyorum falan dedim. O çubuğu biraz fazla batırmış olabilir çünkü içim kaşınıyor şu an. Upuzun bir şey burnuna böyle sokuyor. Şimdi eve gidiyoruz. Şimdi Bulgaristan'a gidiyorum. Yolculuğa çıkacağım. Yaklaşık 4 saat 23 dakika kadar bir süremiz olacak yolda. Çok heyecanlıyım. Bakalım. Orada annemin doğum günü bugün. Onun doğum gününü kutlayacağız. Babam da orada olacak. Hadi bakalım gidelim. Kapıkule'ye geldim. Pasaport kontrole geldik şu anda. Bakalım. Bakın hatta. Ana ne çok sıkmışız bir. Şöyle mi çıkartmalıydım? Çıksana! Çıktın. Oy ne zor çıktı. Bakın pasaport kontrole geldim şu an. Buradayım. Arabanın yeşil pasaportunu yaptırdık ya. Mesela bunda sorun çıkacak diye korkuyorum. Bir şeylerde bir şey olacak diye çok korkuyarra. Korkuyarra. Bu doğru. Ne çıkacak be? Hiçbir şey çıkmaz. Aa sıra bana geliyor. Pasportuna kontrolla. Pasportuna, 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 na 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 ra na, na ra na 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 na. Dırırırırım. Çık çık çık. Ram pam pam pam. Ra na 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 ra. Merhabalar. Çok sağ olun. Bak geçtim. Sayemde sen de Avrupa'yı görüyorsun anne iki. Şimdi köye geldim. Burası Gorski Izvor. Şurası diye tahmin ediyorum. 29 numaradır herhalde. Çaldım bakalım zili. Evde mi yok baya bunlar? Yoksa evde mi yok bunlar ama? Ha? Nereye gitti baba bunlar? Babuba! Geldi bizimkinler. Annem. Doğum günü kızı. Anneciğim. Çok güzel sesiniz oldu. Nasıl? Baktım eve dedim ki olsa olsa bu ev olur. Babamın yaptığı ev. Ben geldim ya, bu ikinci günün sabahı şu anda. Pasaportumun için gideceğiz ama galiba ben çok uyumuşum. Annem de beni uyandırmaya kıyamamış. Öğlene kadar alıyorlarmış pasaport başvurularını. Şöyle giyindim, size de göstereyim. Üstüme aslında beyaz bir şey giymek istiyordum. Çoraplarla daha uygun olsun diye ama ütüyü bulamadım. Evet, şimdi Haskova'ya geldik. Haskova'da Winbet Gaming kulübün oradayım. Bakın burası Avrupa Birliği'ne girmek için belirli standartlarda ve belirli sayılarda kasinoların olması gerekiyor. O yüzden Bulgaristan'ın şu an her yerinde 2007'den sonra kasinolar açılmaya başlandı. Haydi. Şöyle gidelim hadi. Burada sürekli etkinlik yapılıyor. Burası da fışkiyelerle sevişiyorlar burada. Kafeteryalar burada. Bu arada burada her şey açık. Diskolar açık, kafeler açık. Kimse şey takmak zorunda değil. Maske değil ama galiba kapalı bir yere girildiğinde takılıyor alışveriş yapılırken falan. Hayır, sadece magazine girdiğinde. Aynen doğru. Alışveriş yaparken falan takılıyor. Böyle küçücükken geldiğimde hatırlıyorum bak annem hep buralarda gezdiriyormuş.
Kuliçkanın içinde. Bu ne? Baksana annem, şu ağacın altında sizi nasıl gezdiriyordum. Evet. Türkiye'deki gibi böyle vitrinlerin dışı çok lüks değil ya. O yüzden dikkat çekmiyor gibi geliyor bana. Ama burada herkesin neyin nerede olduğunu tabii ki biliyordur. İşte bak burada çıkar. Burada çıkartıyormuşuz. Burada çıkartmıyoruz. Burada çıkartmıyormuşuz. Ha, bu arada Bulgaristan'ın en güzel yerleri değil tabii ki buralar. Orta aile halkı yaşadığı yerlerden birisi. Burada villaların olduğu kısımlar da var. Biz oralara gitmiyoruz. Biz halkın içine karışmayı seviyoruz. Asla fakirlikten de değil. Sevinç ablama buradan selamlar. Öpüyorum onu. İzler inşallah. Olsaydık o paralı otoparka asla şey yapmazdı, bizi sokturmazdı. İki tane sladolet yeriz gülüm derdi. İki tane dondurma. Hazırız annem. Evet Maykocuğum. Hazırız. İçeride fotoğraf çektirmediler, yasakmış fotoğraf çekmek içeride. Yani video çekmek. Olsun. Olsun. Nereden bilecekler onlar fotoğrafa videoyu? Olsun. Bu arada yetişemeyeceğiz sandık. Her şey hazır. Şimdi 5'te gelip şey alacağız. Bir problem olursa diye de babamın telefonunu verdik. Mutlu bir aile tablosu olarak karşınızdayız. İşte bu kadar. Hazırız. Bir şeyler yiyelim. Gidip yiyeceğimiz yere çekerim onu da zaten size. Acaba veganın ne olduğunu biliyorlar mı, bilmiyorlar mı? Biraz onu da görmüş oluruz yani. Görüşürüz. Şimdi vegan menü soruyoruz. Şurada Piazza diye bir yer var şeyde, Haskova'nın merkezinde. Gelmeyin. Vegan hiçbir şey yokmuş. Veganlıkla alakalı çok bilgi de bilmiyorlar kendileri. Burada et makarnalar, bir şey düzeni yok. Makarna da yapılırken yoğurt konuyor ya makarnanın içine. Mesela yoğurt olmayabilir. Yok yoğurt yok. Hayır, bunlar makarnanın kendi yapılışı malzemesinde. Yok, o da vegan öyle olmuyor. İçinde var vegan. Ama vegan diyoruz, vegan değişiyoruz. Ama sizin vegan, bu zaten vegan olduğu için yazmışlar. Demek ki bu marka da vegan markası. Burası güzel bir yer. Ne ya buranın adı? Felicia mı? Burası arkadaşlar. Deluxe. Güzel yapmışlar yani, sevdim. Eğer vegan değilse o, kesinlikle önermeyeceğim o zaman. Şimdi şu anlık güzel bir yer yani. Evet, şimdi biz ne yaptık? Buradan çıktık. Çok güzel bir vegan menüleri var. Muhakkak gelmeniz lazım. Şimdi pasaportumuzu aldık. Hayır, sadece vlog çekmek için. Hayırlı olsun, ilk pasaportunuzu yollardı. Ben burası doğumluyum, canımın içi. İzliyorsan buradan sen de gör onu Kelkenes. Annemle birlikte nereye gidiyoruz? Kırcalı'ya gideceğiz inşallah. Hadi orada görüşürüz, hop. Evet, Kırcalı'dayız şimdi biz. Kırcalı'ya geldik. Teyzem ve eniştemle buluştuk. Eniştem Nicolo, teyzem Sevdiye teyzem. Birlikte buluştuk, buraya geldik. Pazartesiye kalmayacaktım, yarın dönecektim ama annemler çok rica edince pazartesi gününe kadar buradayız, belki bir tatile gideriz. Küçüklüğümün, bebekliğimin, çocukluğumun geçtiği vlogu da çekeceğim size. Oraya gideceğiz annemle beraber. 1 liralık, işte 5 liralık marketler var ya, ucuzlukçular. Burada da var öyle marketler. Leva magazin mi? Öyle bir şey diyorlar burada onlara. Bileflik magazin diyoruz biz işte. Oraya gideceğiz bakalım. Orada neler var? Gerçekten bir Leva'ya ne alabileceğim? Onları da göstereceğiz. Bye bye.